Gelsin zor sorular abi. Evet başkanım, en çok sorulan soru, en çok sorulan soru şu: Erciyes'te fiyatlar neden birden 500 liradan 1200 liraya çıktı? Bunun aslında savunmasını ben çok sizin adınıza çok verdim. Yani iki senedir zam yapılmadı. İşte tesisler çok güzel, ulaşım çok iyi. Bunu çok anlatıyorum ama yine de diyorlar ki yine de çok fazla. Yani öyle deyince bir şey de diyemiyorum. Hani alt gelir grubundayız. 1200 liralık bileti nasıl alacağız? Zaten işte kayak takımı çok pahalı. Kayak ekipmanları çok pahalı. Yani bu şu demek anlamına geliyor diyor vatandaş. Diyor ki yani gariban kaymasın, fakir kaymasın anlamına geliyor deyince de ben bir şey diyemiyorum. Yani siz ne diyeceksiniz? Demeyelim. Demeyelim. Bak şimdi ben sana bir hikaye anlatayım. Evet. Biz ilk yıl 2012 yılında Erciyes Kayak Merkezi'ni açtığımızda herhalde 1 milyona yakın insanı bedava taşıdık. Biletsiz. Evet. İnsanlar gelsin, belediyelerin yapmış olduğu bu yatırımı görsünler. Ayaklara alışsın, farklı konuşsun diye. Bize o zaman bazı mailler geldi. Geliyoruz ama karnımız acıkıyor. Niye sucuk ekmek vermiyorsunuz? Dışarıda kokuyor, biz alamıyoruz falan diye. Ertesi yıl 1 lira yaptık öğrenciyi. Vay işte ne güzel bedavaydı, niye 1 lira yaptık dediler. Ertesi yıl 2 lira yaptık, vay %100 zam olur dediler. Yani vatandaşa var ya, ne yaparsan yap bir türlü hiç kimse işin hakkını değerlendirerek objektif ve hakkani davranmıyor. Şimdi bizim bu sene yaptığımız en radikal çıkış, evet sezonluk biletteydi. Birincisi sezonluk bilet çok fazla istismar edildi. Kara borsadan satıldı biliyorsunuz, siz de kayak yapıyorsanız şahit olmuşsunuz. Evet. Şimdi bizim orada polisiyelik yapacak halimiz yok, insanlar hapse atılacak halimiz yok. Keyif kaçılacak halimiz yok. Adam gelmiş tam kapıdan girerken kardeşim şöyle şöyle deyip orada huzursuzluk çıkarmak istemedik. Hepsini biliyoruz çünkü biz... Sen bir bilet aldığın zaman hangi dakika, hangi saniyede, hangi lifti kullanmışın avucumuzda, server'a kaydediliyor. Dolayısıyla geçen sene çok fazla bu işlerle uğraşmadık, polislik, jandarmalık yapmadık. Ama şurası gerçek ki bu iş çok suistimal edildi. Dolayısıyla biz bu işi kontrole çevirme kararı aldık. Şimdi Türkcell sana 3000 dakika konuşma vermiş. İster sen konuş, ister annen konuşsun, istersen 1000 dakika konuş. Bunu kimse ilgilendirmiyor. Dolayısıyla biz sezonluk diğer zaten biletlerde ortalama %20-30'luk bir zam var biliyorsun. Artış. %125 olmadı mı başkanım? Diğer kategorilerde. Yani 50'likte, 30'lukta, günlük biletleri. Mesela günlük biletin ortalaması 11 kullanım. Biz 14'lük kontrollü bilet koyduk günlük biletlerine. Çünkü şu çok oluyor. Yani siz daha geliyorsunuz. Bir günlük bilet alıyorsunuz. Bir sefer kayıyorsunuz. Şehirde diyelim ki kardeşiniz hastalanıyor, gelmek zorunda kalıyorsunuz. Geliyorsunuz, illa ben biletimi al, ben bir sefer bindim. Bana ne ya? Sabah 9'a geliyorsunuz, bileti iade edin. Orada bir hengame çıkıyor. Bir de günlük bileti ve sezonluk bileti sadece şahıslar kullanabiliyor. Çünkü o bilet kullanıldıktan sonra 10 dakika boyunca kullanamıyorsunuz. Burada bu da sıkıntı oluşturuyor insanlara. Üç kağıtçılığa vesile oluyor. Biz dedik ki kontrol yapalım. Ha, eşiyle gelmiş bir arkadaşımız, bir arkadaşıyla gelmiş. Kendi geçsin, ondan sonra da arkadaşı geçsin. Yani iki kişi, çünkü günlük kullanım 11. Anlatabiliyor muyum? Evet, ortalaması. Günlük bilet alıp 3 sefer kullanan da var. Günlük bilet alıp 20 sefer çıkan da var. Ama çok nadir. Biraz kahve içeyim, çay içeyim falan dediğiniz zaman 11'e denk geliyor. Dolayısıyla mantıklı işler yaptık orada. Sezonluk bileti de şöyle bir gerçeği var. Biz otellere veriyoruz. Otellere jest olsun diye, yani oda fiyatlarına, skifes dahil makul fiyatlar çıksınlar yabancılara diye... Böyle bir jest yaptık. Bu da suistimal edilmeye başladı. Abi bizim sezonluk biletimizin zaten %75-80'li oteller aldı. Şimdi biz bu matematiği yapamayacak kadar cahil değiliz. Ben kendi satmamızla otellere verip de bir sezonluk bileti 100 kişinin, 500 kişinin kullanmasından kaynaklanacak ticari farkı bilirim. Ama memleket adına bir şeyler yapalım, yabancıların ayağına alıştıralım diye 3 yılda hiç artırmadık fiyatı. Dolayısıyla bu sene otellerin durumundan dolayı birazcık onun fazla yüksek. Orada haklılık payı var ama bak 500 kontrollük bir bileti aldığın zaman 2,5 liraya biniyorsun. Böyle bir fiyat dünyada yok. Ve de iki arkadaş, üç arkadaş birleşip alabilirler. Aynı gün gidip onu kullanabilirsiniz. Bunun avantajları da var yani. Fiyat da pahalı değil. 1250 lira sezonluk bilet için hala çok çok ucuz. Pahalı standartlardan bahsediyorum.
Pahalı, evet, pahalılık göreceli bir kavram. Kişiye göre, kişinin bütçesine göre Aynen. değişiyor. Yani aslında ben fiyat artırımınıza da çok fazla bir şey demiyorum. Evet, tesisler gerçekten çok güzel. Türkiye'nin en güzel tesislerinden bir tanesi. Gitmedim ama giden birçok kişiyle görüştüm. Herkes aynı şeyi söylüyor. Gerek ulaşım gerek ama yani bunu şöyle çözebilir miydik? Yani alt gelir grubunu da hitap eden bir spor olsun diye tesisin bir tanesini geçen önceki senelerde yaptığımız gibi Develi Kapı olabilir, Hisarcık Kapı'da Yaptık abi. sadece Bedava pistimiz var. var mı? Hisarcık Kapı'daki bizim T barımız Yani bedava. T bar bir kayakçının gelip de kayabileceği, orada o eğlenebileceği bir yer Bak değil. Murat'cığım. Adaşım. Sana bir matematik yapayım. Bize gelen insanların %13 Kayseri. Geriye kalan %87'si dışarıdan geliyor. Niye şehrimize birazcık fazla ekonomik katkı sağlamaz insanlar? Buna niye mani olalım yani? İstanbul'dan, Ankara'dan seve seve gelip o bileti alanlara niye biz engel olalım? Biz Kayseri içinde bir şekilde çözeriz bunu. Dolayısıyla bu paranın gittiği yerde Atina Belediyesi değil, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Yani belediye burayı sübvanse etsin, ondan sonra senin çöpünü almazsa iyi mi yani maddi sıkıntılar? Onun için bütün dengeleri oturtarak hareket ediyoruz. Yani kamu bakış açısıyla yapılabilecek bütün jestleri yapıyoruz biz. Şimdi bize bak çok konuşuluyor bir 2-3 aydır. Evet. Atıyorum bir ya işte falanca yerde sezonluk bilet 600 lira diyorlar. 600 liralık bilet 2 tane pist için. Evet, o da Bak yıldızı. ya performans analizi yaparsan bizimki dünyanın en ucuz kayak merkezi hala iddia Evet, ediyorum. katılıyorum ona ama bence pistin bir tanesi vatandaşa az kullanılan teleferin bir Biz tanesi şimdi şeyde ücretsiz. o T-Bar'da bir de Snowpark yapıyoruz biliyor musun? Snowpark'ı da bedelsiz. Evet. Ya Gitsin insanlar kayak yapsın. T bar bir kayakçı için idare edecek bir Ya seviyede iki gün değil. önce sadece onlar vardı evcilizde. Evet. Ama iyiye görünce insan tabii T-Bar'a şimdi yamuk bakıyor. Yani evet. Evet. Başkanım, Buyursunlar. 50 ile 500 arasında da bir basamak koymanızı. Yapacağız. Seneye de onu yapacağız. Biz bu sene sadece sezonluğu 500 kontrole çevirdik. Yani yaptığımız değişim bu. 500 kontrole çevirdik. Kontrollü sistemi oturttuktan sonra da 100'lük, 250, 400 gibi kontroller koyacağız. Onun bir ihtiyaç olduğunu farkındayız. Ama bu sene bu şekilde geçeceğiz. Oteller artık bilet satmayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Yeni uygulamayla artık oteller bilet satmayacaklar. Dolayısıyla biz o düzenlemeyi yapacağız. Şu anda bizde 50'lik kontrol herhalde 200 küsür lira. 300 lira. 300 lira. 300 lira. 395 Ha. küsür. Evet. Yani gayet mantıklı ya. 5 gün, 6 gün, 1 haftalık sipas verelim. Bir de eskiden şey yapıyorduk. Yazın AVM'lerde erken bilet satışı yapıyorduk. Son 2 senedir bu sene de dahil işte. Geçen sene de yapılmadı. 1250 yapmışız. 500'e nasıl satalım? Ya ama ya geçen sene önceki senelerde yapılıyordu. Yapılıyordu da ondan Vallahi sonra işte. zam yapıyorduk. Yani 400 liradan 500 liraya çıkarıyorduk falan biraz insanlar alışsın diye. Yani o insanlar da alıştı. Bundan sonra birazcık belediyemiz destekleyelim. Şimdi Yok, onlar destek hala belediye hep bakıyor. destekliyoruz da sadece gelemeyenler, bütçesi dar olanları şey. Biz bir şekilde Parasızlıktan dolayı kayak yapan bir varsa gelsin benim için. Tamam mı? Benim param yok ama cebindeki telefonun markasına bakarım. Güzeldi, bravo. Güzeldi. Evet. Güzeldi. Param yok, kayak yok, yapamıyorum diyen kimse çıkmaz. Evet. Oradayız yani. Bulun bizi açık. Çek size. Tamam. Tamam başkanım. Başkanım, benim 9 yaşında bir oğlum var. 2 sene önce orada kaza yaptı. Yani bilmeyen birisi tekir pistinde biz artık eve gidecekken, arabaya gidecekken çarptı. Şunun için bunu anlatıyorum. Erciyes hani pahalıdır, şudur budur, o kişiye göre değişir ama çok güzel bir sağlık ve ilk yardım hizmeti gördüm. Yani bir yer iyiyken, eşler yolunda giderken oranın kalitesini çok anlamazsın. Ama oğlunun bacağı kırıldığı zaman oranın kalitesini anlıyoruz. Park eden hemen ekipler geldiler. İşte aşağıda birileri bekliyordu. Ambulans vardı zaten. Çok güzel bir ilgi alaka gördük. Zaman kaybetmeksizin. İşte o yüzden teşekkür ediyorum. Bunun devamını ücretsiz dediniz. Başka yerde ücretli. O hep böyle devam etsin inşallah. Şimdi de o oğlumu almak için müsaadenizi istiyorum. Estağfurullah. Yardım sağ Eyvallah. olun. Sağ olun. Başkanım, en çok merak edilen, belki arkadaşlar da merak ediyorlardır, kayakçılar. Ottoman niye orada hani tabiri caizse atıl duruyor? Peki orası maalesef rüzgardan dolayı açılamıyor. Yani Çok işte uğraştık oraya. kar Kar tutucular. tutamıyor. Saatte 200 kilometreyi buluyor bazen. Bizim de depomuz, nazarlığımız orası. İtiraf ediyorum yani. Orası yanlış bir yer. Olmuyor. Şimdi biz ilk defa işletmeye başladık.
Hacılardan bir dağcı abimiz var. Aşağı yukarı 300 zirvesi var. İsmail Yılmaz Bey'siniz. Ondan sonra geldi dedi ki ya başkanım dedi ya orayı yaptınız ama senede bir hafta açamazsınız orayı dedi. Ben de dedim ki lan gavurlar gelmişler yapmışlar ettikler işin profesyoneli şu mağazlık yapma dedim ya. Ya bir hafta açsaydık ya. Anladım. Bir hafta da açamaz. Çünkü hakikaten bak oranın etrafına görmüştük. Biz anetler yaptık. Evet. Kar tutmak için. Evet. İlk rüzgarda tüm demirler kırıldı yere yapıştı. Gördüm. Yani beton mu çekelim şimdi pistin etrafına? O da olmaz ki daha. Ya, orada çaresiziz. Hakikaten orası bizim vicdanımız da çok. Var mı planda başka bir yere taşıyıp alıp o tesisleri değerlendir? Yani taşıyoruz onu biz. Ama çok güzel pistler var orada. Olmaz pistler. Evet çok hoşuma gitti. Yani çok. Bir taraftan taşıyalım diyoruz. Ya bu sene bir daha deneyelim. Belki açarız diyoruz. Her sene evet. Taşımayalım. O pistlerden insanlar istifade etsinler istiyoruz. Kıyamıyoruz yani. Ve manzarası çok mükemmel. Yani o zirvedeki o Erciyes'in manzarası yani yürüyerek sabah 8'den akşam abartısız söylüyorum 5'e kadar yol yürüdüm. Yani tepeye çıktıktan sonra dedim ki ya iyi ki de çıkmışım. Daha bir kere daha çıkacağım. İnanılmaz güzeldi manzarası. Evet. Çok güzeldi. Böyle bahar ayındaydı. Hala kar falan vardı. Çok güzel. Benim birkaç kısa sorum olacak. Ben birincisi seni tanıyalım önce. Serptaş, ben araştırma görevlisiyim. İnşaat mühendisi bölümünde. Otoparkı bizi yaşıyoruz bazen. Burada ben daha çok bir birlik kayak için, bir ziyaret için gelen misafirlerden olduğunu düşünüyorum. Bu misafirleri diğer taraflara da dağıtmak için bir planımız var mı? Ya da Erciyes'te ben şahsen ağaçlandırmanın eksik olduğunu düşünüyorum. Özellikle mi ağaçlandırma yapılmıyor? Aslında bahsettiğiniz gibi parçalı kayak için vesaire. Yoksa bununla ilgili planınız var mı? Son soruda sizin en büyük eksik gördüğünüz şey ne? Erciyes kayak merkezinde gençlerin diye en çok ihtiyacı olan şey sizce ne? Peki sondan başlayalım. Bizce en büyük eksiklik sosyal alanlar. Biz özel mülkiyet olarak teşebbüslere yatırımcılara sattık arsalarımızı. Ama işte ülkenin Rusya kriziydi, yok bilmem 15 tane falan gibi konjonktüründen dolayı yatırımlar bizim pazarlama ve Erciyes imajını oturttuğumuz hız kadar hızlı ilerlemedi. Dolayısıyla biz şu anda hem konaklamada hem sosyal alanlarda hem işte restoran vesaire gibi insanların ihtiyaç duyduğu ana mekanlarda sıkıntı çekiyoruz. En büyük eksiğimiz bu şu aşamada. Bir diğer eksiğimiz ağaçlandırma, orman yok Erciyes'te. Aslında şimdi geçen sene 9 tane Amerika'dan seyahat yazarı getirdik. Yani Amerika'da ciddi seyahat dergilerinde yazan editörlerin gelir gelmez dediler ki birbirlerine ağaç yok ne kadar güzel bir kayak merkezi. Yani ağaç olmaması kayak merkezi açısından büyük avantajlar taşıyor. Hem kaybolma bakın Uludağ'da iki tane dağcı hala herhalde bulmamalı. Ormanda kaybolma. Bizde işsiz çöküyor mesela ondan sonra göz gözü görmüyor. İşte bir kayıp ihbarı alıyoruz jandarma üzerinden. Sonra bir saat sonra kabak gibi görünüyor zaten. Herkesten açıyor. Bir diğer husus da Avrupa'daki ölümlü kazaların %78'i ağaca çatmakları. Bir de Avrupalılar bizim gibi tedbir de alıyorlar. Yani çok keskin virajlar var falan ormanın içerisinde. Biz olsak orayı artık yalar yukarız. Yani. Schumacher'de işte virajı alamadık. İki kayıya tosladık. Biz onlardan çok daha fazla tedbir alıyoruz. Çünkü orada mevzuat var. Kayak merkezlerini yöneten kanun var. Ve çıktığı zaman kayak merkezi suçsuz dedi mesela hakim şeyde. Schumacher'in kazası. Bizde o yok maalesef. Her zaman da işletmeler suçlu görüldüğü için hem toplum hem de hukuk nazarında biz çok dikkat ediyoruz güvenliğe. Şimdiye kadar Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 milyon fidan diktiğimiz. Muhtelif yerlere. Bizim ilk yıl diktiğimiz fidanlar artık görünür hale geldi. Böyle 1,5 metre falan oldu. Yani onun için biz süre gerekiyor. Çünkü büyük fidan dikemiyorsunuz. Kuruyor. Hem iklim hem de toprak yapısından dolayı. Çok küçük dikmeniz gerekiyor ki adapte olabilsin oradaki habitata. O da maalesef zaman alıyor. İşte yılda 10 santim, 20 santim büyüyebiliyor. 5-6 yılda 1,5 metreye geldi. Hemen şehre gelirken dükkanların karşısında, piknik alanların arkasındaki ağaçları görebilirsiniz geldiğiniz zaman. Artık yani 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra ormanlar olacak Erciyes'te. Babalarımızın yapmadığını maalesef biz yapıyoruz. Çocuklarımızdan azar yemeyelim diye. Biraz uzun vadeli bir çalışmalar. Başka sorun var mıydı? Otoparkla ilgili. Otopark tabii ki büyük problem. Yalnız biz şu anda bataklığı kurutmak zorundayız. Yoksa sinek ilacıyla bu işi tedavi etme şansımız yok. Çünkü otopark açtığımız zaman o da dolar. Yani otopark bulamamaktan dolayı